Anne, bunu daha sık yapmalıyız. Evet. Antrenmandan kaçıyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, söyleyin bakalım. Kahvaltı için ne istersiniz? Nandi, kahvaltıyı boş ver hadi. Senin şu derslere kayıt yaptıran oldu mu, onu söyle. Önemli değil. Zamanla olur. Belki de kimse ilanı görmemiştir. Aslında ilanı kaldırdım. Neden ilanı kaldırdın? Şu an buradaki insanlara yemek dersi vermek için ne cesaretim ne de isteğim var. Büyük annenin çay vakti geldi. Ben gidip çay yapayım. Kızım, ben akşamdan yeşil çay yapmıştım. Sen de pankek yap. Ben de şimdi yanına gelirim. Anne, o neden? Zamana ihtiyaç var. Dün gerçekten onun için ağır şeyler yaşandı. Hassas ve masum bir kız. Bunların üstesinden gelmesi zaman alacaktır. Rajdip'in istediği de bu zaten. Nandini korkutmak, sindirmek. Böylece bağımsız bir şekilde yaşayamayacak. Bu şekilde onun son isteğini gerçekleştiriyorsunuz. Molly, sen neden bir şey demiyorsun? Çünkü annem, bence haklı Kunal. Nandini'ye biraz daha zaman vermeliyiz. Sadece Nandini'ye değil, komşulara da. Dün hakkını verdiler ama, değil mi? Özür bile dilediler. O anın duygusallığıydı. Gerçekten bir şeylerin değişmesi zaman alır. Herkes onu gördüğünde yüzüne gülümseyecek. Ona yaklaşmayacaklar. Birilerinin yaklaşmasına da izin vermeyecekler kesinlikle. Durumun değişmesi için zamana ihtiyaç var. Ama sessiz kaldığımız sürece hiçbir şey değişmez ki anne. Rüzgarın şiddetini ve yönünü değiştirmek için aklımızı kullanmalıyız. Eğer Nandini sessiz kalırsa Rajdip kaybedeceğine kazanır. Bence hareketlenmeli. Nandini gidip herkesten destek istemeli. Bazıları kaydolabilir, bazıları kaydolmayabilir. Risk almak zorundayız. Ancak böyle rüzgarın yönü değişir ve uçmayı öğrenebilir. Diğer türlü ise korku içinde evde oturur ve korkusunu büyütmeye devam eder. Ve aynı zamanda etrafındaki insanların da korkusunu artırır. Gerektiğinde topluma karşı durmalı. Çok haklısın oğlum. Neden korkuyla yaşasın ki, değil mi? Kesinlikle. Bir kavgaya başladığında arkanı dönemezsin. Bu şekilde ilerleyemezsin. Ama Kunal, ya kimse onun derslerine kaydolmazsa kendine güveni tamamen kaybolur. Bu durumda çok çalışmanız lazım ki o da ilerleyebilsin, değil mi? Risk almak zorunda, değil mi? Söyleyin. Biz ne kadar süre onun için mücadele edebiliriz? Diyelim ki kaybolmadı ama hala bu sorunla yüzleşmek zorunda. Yüzleşmek zorunda, işte o kadar. Bence bu konuda burada kapanmak zorunda. Eğer kırılırsa bütün emeklerimiz boşa gidecektir. Ders bu kadar işte. Ben aşağı iniyorum artık. Yemek derslerinin ilanını asacağım. Çoğunluk kaydolmasa bile ben kaydolacak kimseler olduğunu biliyorum. Yani bizden bahsediyorum. Bu herkesin görevi. Siz ne diyorsunuz? Ben evet diyorum. Bana bunca iyilik yapan bu insanları nasıl hayal kırıklığına uğratırım? Bana verdikleri cesarete saygı duymam gerek. Kunal'ın aldığı yaraların boşa gitmesine nasıl izin veririm? Herhangi bir hazırlık göremiyorum. Şimdi herkes gelmeye başlayacak. Bir bakacaklar bomboş. Lida, Molly, broşürleri bütün evlere dağıtalım. Şimdiye kadar çoğu okumuş olmalı. Harika. Çok güzel. Her şey harika. Şefimiz nerede? Bir yere kaçamaz. Şef Nandini burada. Sınıf hazır mı? Şimdi olur. Wow. Dön. Bekle. Özür dilerim. Üzgünüm. Olduğunu umarım anlamıştır ve yakında gelirler. En
Endişelenme tatlım. Her şey yoluna girecek. İnsanlar geç gelir. Sallana sallana gelirler. İyi de akşam oldu kızım. İnsanlar şimdi işinden yeni dönmüş çay içiyorlardır. Bana kalırsa herkes 6:30'a doğru gelir. Bir şey yok. Ben bugün maç falan var mı diye düşünüyordum. Ya da güzel bir film var mı diye. Kafanı çok takma. İnsanlar gelirse çok iyi olur. Ama gelmezlerse de bunda hiçbir sorun yok. Evet, kesinlikle. Stres yapmıyoruz. Çok rahatız. O kadar çay demledik. Gelirlerse buyurur içerler. Yoksa hepimiz ikişer tane içeriz. Evet. 10 dakika daha bekleyelim bence. Aa, bilirsiniz insanlar bazen ağırdan alabilir. Hı? Kimse gelmedi. İnsanların kafalarını değiştirmek öyle kolay değil. Zavallı kız ne haldedir şimdi? Hiç düşünür mü? Nandi canım, bu akşam yemeği dışarıdan mı söylesek diyorum? Şöyle güzel bir şeyler. Ha? Ya da çikolatalı pasta mı yapsan? Bugün canım pasta istiyor benim. Evet, neden kendilerine vakit ayıracak bir şefin kıymetini bilmeyen insanlar için dertlenelim ki? Öyle değil mi? O pastayı yapacağız. Kokusu yayılmaya başladığında kokuyu alan herkes gelecek. Böylece onları buraya çekmiş olacağız. Kesinlikle haklısın. O zaman ben hemen güzel bir pasta yapayım. Merhaba, merhaba. Yemek kursu için kayıt olacağımız yer burası mı? Ah, evet, buyurun. Toplamda kaç kişi acaba? Gelin. Ah, gelin böyle oturun, lütfen. Oturun lütfen. Bir sürü insan geldi. Herkes geldi ve hepsi geç kaldı. Evet. Canım. Hı? Saat kaç yazmıştın? 6. Beni kayıtlarda olmadan önce hemen kaydedin, tamam mı? Bana birkaç tane form verin. Seni her zaman mutlu görmek istiyorum. Mutluluğunun daim olması için her şeyi yapmaya hazırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.